Selam arkadaşlar. GSM iletişimde bu videomuzda sizlere akıllı telefon ve tablet tamir ve onarımda GSM iletişim olarak kullanmış olduğumuz ekipmanları Cenk ustamızdan beraber sizlere tanıtmaya çalışacağız. Öncelikle şu ekipmanlarımızı bir yakından gösterelim. Evet, ekipmanlarımız bunlar. Şöyle yakından sizlere gösteriyoruz. GSM iletişim olarak kullanmış olduğumuz ekipmanlar. Evet, bu ekipmanlarımızı Cenk ustamız bizlere teker teker tanıtmaya çalışacak. Evet. En başlıcı olan olmazsa olmazlarımızdan tornavidalarımız. Bu torsiyon altı olarak nitelendirdiğimiz tornavidamız. Daha sonrasında standart bir yıldız tornavida. iPhone'un içinde bulunan üçgen tornavidalarımız. Daha sonrasında telefonu sökmek için sökülen vidaları açtıktan sonra ekranı çıkartmak amaçlı kullanılan penalarımız bu şekilde. Bunlar farklı farklı daha kullanış yönüne göre kullanılan penalarımız. Daha sonrasında daha böyle kalifiye olan motorlu elektronik bir tornavidamız var, harekete göre çalışan. Daha sonrasında anakart üzerinde işlem yaparken veyahut da bir şeyi kesmek için kullanılan neşter bıçağımız. Bataryalarımızı söktükten sonra yeni bir batarya takıldığında batarya yapıştırmak için kullanılan özel çift taraflı bantları bataryalar için. Daha farklı anakart onarımda veyahut da bataryaları veyahut da kapağı yapıştırırken kullanılan bantlar. Camı çizilmesin diye veya arka kapağı çizilmesin diye kullanılan şeffaf ıbatlı bir bant. Burada bir kalibratör, bir multimetre olarak kullandığımız bir ölçü aleti. Anakart onarımında kullanılan bir cihaz. Çalışma pedimiz, elektrostatik olanı ve üzerine koyduğumuz çalışma pedimiz. Çoklu ampermetre özelliğine sahip bir şarj aleti. Arka kapak ve ekranları kırılanı söktükten sonra yenilerini takarken kullandığımız yapıştırıcımız. Diğer tornavida grubunun daha farklı uçlarda kullanılan bir tornavida. Olmazsa olmazımız bir bilgisayar. Bu bilgisayarda yazılımsal sorunlarımızı çözmek amaçlı kullanıyoruz. Üzerinde onarım yapılan anakartı temizlemek veyahut da daha farklı işlemleme sonrasında olabilir. Bu ürünü kullanıyoruz. Alkol. Alkol. Eczanelerden rahatlıkla temin edilen bir ürün. Ne alkolü usta? İsopropil olarak geçen bir alkol. Tamam. Kontak temizleyici olarak geçen ekranları temizleyebildiğimiz yapışkanlarının mukavemeti düşmesi için, bataryaların çıkması için, bataryaları sökmek için abonelerimiz çok soruyordu onu. Bir gene bir temizleyici özelliği olan bir spreyimiz. Bu da daha rahat kullanılsın diye bir pompa özelliği olan bir cam şişemiz. Onun haricinde donanımsal olarak yazılım cihazın nandını değiştirirken hafıza çipini özellikle... Nand ne usta? Anakartında hafıza çipi olarak geçer. Bunu içerisindeki bilgileri alabilmek, gerektiğinde daha yüksek hafızaya telefonu ulaştırmak için kullanılan bir ara birim. Bu onun bir önceki versiyonu, daha eski versiyonu. Burada bir cihazın true tone özelliği, titreşim özelliğinin bazı bilgilerini kopyalamak, cihaza aktarmak amaçlı kullanılıyor. Bu iPhone 7'den sonra mı başladı? 7 ve sonraki telefonlar için. Evet. XS Max'a kadar ve şu an için 11 desteklemiyor ama. Bu cihaz olmadan True Tone çalışmaz. Evet. True Tone'u aktarmak için kullanılan bir yani cihaz. Önceki ekranın bilgilerini kopyalayıp yeni ekrana kopyalayıp evet. Kopyalayan cihaz yani. Doğrudur. Onun videosunu da çekmiştik zaten. Hani bu arka kapağımızı monte ettikten sonra yapıştırılan arka kapağı daha sabit tutup uzun süreli sabit tutabilmesi mengene. Amaçlı kullanılan bir mengene.
cihazın belirli bölgelerini temizleyebilmek. Yani şu B7000'i sıktıktan sonra, B7000'i yapıştırdıktan sonra kuruması için 3-4 saat beklenmesi için mengeneğine sıkıştırıyoruz. Temizlemek amaçlı kullanılan elektrostatik özelliği olan bir fırçamız. Bununla cihazın belirli içinde olur, dış bölgelerinde olur. Ses özelliklerinin tozlanmasını gidermek için kullanılan bir fırça. Onun haricinde daha sonrasında bu tabi burada bir manyetik ESD alanına karşı bu şeye bağlı statik elektrik petiği, bunun da videosunu çekmiştik. Bir statik bilekliğimiz petiği var. Bu şekilde bunlar bu ürünlerimizi kullanıyoruz. Burada üflemek için cihazın içerisinde tozlar olabilir. Başka soğutmak amaçlı kullanılabilir. Bir ufak bir el pompası. Bunlar, evet, bunlar tamam. Şimdi diğer parçaları da tanıtalım. Diğer ekipmanlarımız da bunlar. Bunlar. Burada bir adet mikroskobumuz var. Anakarton aralarında kullanılan, göremediğimiz noktaları daha detaylı görebilmemiz amaçlı kullanılan bir mikroskobumuz var. Dijital mikroskop diyoruz ona, dijital mikroskop. Burada sıvı teması, özellikle ağır sıvı teması olmuş cihazlarımızda bunu ultrasonik bir titreşim sağlayarak telefonun içerisindeki sıvının vermiş olduğu tahribatları silkeler. Anakart yıkama makinesi diyoruz ona da. Anakartımızı, evet, güzelce. Burada kalem avyamız. Anakartın üzerinde lehim yapmamız gerektiği zaman kullandığımız bir ürünümüz. Lehim makinesi. Sıcak hava tabancamız. Bununla anakart üzerindeki çipleri söküp takabilmek amaçlı kullanılan yardımcı bir ekipmanımız gene. Burada cihazımızı çalıştırıp üzerlerindeki değerleri okuyabildiğimiz bir güç kaynağımız var. Bununla cihazın gereken bazı değerlerini görüyoruz. Burada yeni telefonlarımızda sürekli olarak ısı ve kapaklarını sökebilmek için gereken ısıyı bu cihazdan yararlanarak söküyoruz camlarımızı. Genel olarak yeni telefonlar hepsi yapışkan olduğu için, evet, Öncelikle bu makinede iyicene ısıtıyoruz ki rahat sökebilelim diye. Lokman abimizin sürekli bize can güvenliği, iş güvenliğinden dolayı takmamızı önerdiği gözlüğümüz. Bu gözlükle ekranımızı sökerken bunun üzerinden söküp gözlüğümüzü koruması amaçlı. Cam parçaları, kırık cam parçaları ve arka kapak parçaları gözünüze gelmemesi için. Evet, kullanılan bir gözlüğümüz var burada da. Cihazlarımız bunlar. Bunlarla cihazlarımızı tamir ediyoruz. Arkadaşlar, evet, aklınıza takılan sorular var ise yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Abonemiz olan teknisyen arkadaşlarımıza yardımcı olmak için bizim tanıtmış olduğumuz ürünlerden, yani cihazlardan veya teknik servis parçalarından daha iyileri var ise yorumlarda yazabilirsiniz. Diğer teknisyen arkadaşlarımıza yardımcı olmak için. Bizim GSM iletişim olarak kullanmış olduğumuz ekipmanlar, tanıtmış olduğumuz ekipmanlardı. Dediğim gibi sizin bir öneriniz var ise ekipmanlarla ilgili yorumlarda yazabilirsiniz. Buradan bütün abonelerimize teşekkür ederiz. Hepsine selamlar. İzlediğiniz için de teşekkürler.